Şimdi daha süslü bir örnek yapalım. Daha sonra vektör alanını analiz etmeye çalışacağız. Ve umarım bu her şeyi biraz daha anlaşılır bir hale getirecek. Şimdi diyelim ki xy ekseni üzerinde herhangi bir noktada sıvının veya sıvı parçacıklarının hızı x yönünde x kare eksi 3x artı 2 artı y yönünde y kare eksi 3y artı 2. Çarpanları ayıracak tek ifademiz olsun diye basitleştirdim. Önce işin matematiğini yapalım. Vektör alanımızın diverjansını bulalım. Bu benim pek düzgün olmayan çizimlerimden sonra size alanın grafiğini de göstereceğim. Bu şekilde neye benzediğini daha iyi anlayacağız. Evet, diverjans nedir? X bileşeninin x'e göre kısmi türevini alıyoruz. Burada sadece x değişkeni olduğu için y ve z'yi sabit tutmayı düşünmenize gerek yok. Bu durumda sadece bu ifadenin x'e göre türevini alıyoruz. Türevi de 2x eksi 3 olur. Ve sonra y bileşeninin y'ye göre kısmi türevini de ekleyelim. Y bileşeninde de sadece y'ler var. Bu yüzden y'ye göre türevini alıyoruz. Bu da 2y eksi 3, değil mi? Veya diyebiliriz ki v'nin herhangi bir xy noktasındaki diverjansı 2x artı 2y eksi 3 fonksiyonudur. Şimdi size bunun grafiğini göstermeden önce bu fonksiyonu biraz inceleyelim. Öncelikle orijinal vektör alanına bakalım ve bu vektör alanının hangi ilginç noktaları içerdiğini bulalım. Bence x veya y bileşenlerinden birinin sıfıra eşit olması ilginç bir durum. Peki ne zaman x bileşeni sıfıra eşit olur? X bileşenini çarpanlarına ayırdığımızda x eksi 1 çarpı x eksi 2i artı y bileşeninin polinomu da aynı. Yani y eksi 1 çarpı y eksi 2 j. Buna göre x bileşeni x 1'e eşit olduğunda 0 olur. Bunlar polinomun kökleri. X eşittir 1 veya 2, öyle değil mi? Y 1 veya 2 olduğunda y bileşeni 0'a eşit olur. Bu değerlerin herhangi bir kombinasyonunda da hem x hem de y bileşeni 0 olur. İki bileşenin de 0 olduğu noktalar 1, 1, x 1, y 2, 2, 1 veya 2, 2. Dolayısıyla bu noktalarda sıvının veya sıvı parçacıklarının hızı 0. Bu durumu birazdan grafikte göreceğiz. Şimdi başka bir soru sorayım. Diverjansın 0 olduğu noktalar hangileri? Evet, şurayı biraz silelim. Vektör alanındaki hangi noktalarda uzunluğun 0 olduğunu bulduk. Şimdi diverjansın nerede 0 olduğunu bulalım. Diverjans budur. Eğer bunu 0'a eşitlersek, 2x eksi 3 artı 2y eksi 3. Bu eksi 6, öyle değil mi? Eksi 3 eksi 3 eşittir eksi 6. Diverjans eşittir 2x artı 2y eksi 6. Bulmak istediğimiz bu ifadenin ne zaman 0'a eşit olduğu. 0'a eşitleyelim. Biraz sadeleştirelim. İki tarafı da 2'ye bölebiliriz ve x artı y eksi 3 eşittir 0 olur. X artı y eşittir 3. Burada bırakabiliriz veya mx artı b şeklinde ifade edebiliriz. Bir doğruyu bu şekilde daha iyi gözümde canlandırıyorum. Y eşittir 3 eksi x diyebiliriz. Buna göre vektör alanının diverjansı y eşittir 3 eksi x doğrusu boyunca 0'a eşit. Bu doğrunun üst kısmında diverjans pozitif çünkü bu işareti büyüktür işareti yapmış oluyoruz. Y büyüktür 3 eksi x olur. Y büyüktür 3 eksi x. Diverjansın pozitif olduğunu gösterir ve y küçüktür 3 eksi x diverjansı negatif yapar. Bunu küçüktür işareti yapıp çözersek y küçüktür 3 eksi x elde ederiz. Gerekli tüm analizi yaptık. Şimdi grafiğe bakıp diverjans hakkındaki bildiklerimizle ve bulduğumuz sayılarla karşılaştıralım. Evet, işte vektör alanı. Gösterecek kadar alanımız yok ama sanırım hatırlıyorsunuz. X kare eksi 3 x artı 2. Bu vektör alanımızın tanımıydı. Burada grafiğini çizdim. X ve y bileşenlerinin ne zaman 0 olduğunu bulmuştuk. İki bileşenin de 0 olduğu noktalar neydi? 1'e 1 noktasında vektörün boyu 0'a eşit. Biraz yakınlaştırayım. Şurada vektörler içe doğru dönük ama 1'e 1 noktasına yaklaştıkça küçülüyorlar. Ayrıca 1'e 2 noktasında x 1, y 2. Burada da vektörlerin boyutu çok küçülüyor. Tekrar yakınlaştırıyorum.
Gördüğünüz üzere uzunluk çok küçülüyor. 2, 1, 2, 1, 2, 2 noktalarında da uzunluk küçülüyor. Bu bulduklarımızla örtüşüyor. Vektör alanı bu noktada küçülüyor. Diğer enteresan şey ise diverjansın nerede sıfır olduğu. Y eşittir 3 eksi x doğrusu boyunca diverjans sıfıra eşit. Y eşittir 3 eksi x doğrusu y keseninde yani 3'te başlıyor ve şöyle iniyor. Bu doğru üzerinde her noktada diverjans sıfır. Grafiğe bakarsanız mantığını görebilirsiniz. Bu grafiğin üzerine bir şey çizemiyorum ama şuraya bir çember çizsem, sağ üstten içeri giren parçacık sayısı ile sol alttan çıkan parçacık sayısının aynı olduğunu görebiliriz. Sağ üstten bir sürü parçacık giriyor ve sol alttan bir sürü parçacık çıkıyor. Ama vektörler aynıya benziyor, aynı gibi görünüyorlar. Ve aşağıya indiğimizde şurada doğru üzerinde daha az içeri giriyor ama daha az da çıkıyor. Görmesi biraz zor ama bu doğru üzerine giren parçacık sayısı ile çıkan parçacık sayısı aynı. Bundan dolayı diverjans sıfıra eşit. Şimdi başka noktalara bakalım. Şurada diverjans pozitif. Buraya bir çember çizebilseydim ya da bir saniye şu kareyi çizeyim. Kareyi alanım olarak alalım şuradaki kareyi. Vektörler daha uzun. Yani ayrılan vektörler giren vektörlerden daha büyük, öyle değil mi? Buna göre belli bir zaman diliminde girenden fazlası ayrılıyor. Dolayısıyla yoğunluk azalıyor. Parçacıkların uzaksadığını söyleyebiliriz. Bu da mantığa uygun çünkü diverjansım pozitif. Diverjansın negatif olduğu şu bölgede herhangi bir alan seçelim. Mesela şu kare. Görüyoruz ki içeri giren vektörlerin uzunluğu çıkan vektörlerin uzunluğundan fazla. Dolayısıyla herhangi bir zaman diliminde çıkandan fazlası giriyor. Yoğunluk artıyor veya yakınsıyor. Buna göre negatif diverjansı yoğunluğun artması veya yakınsama olarak nitelendirebiliriz. Aslında bu iki noktada ilginç bir şeyler oluyor. 2'ye 1 noktasında y yönünde yakınsama olduğunu söylemiştik, öyle değil mi? Birden büyük y değerleri için oklar aşağı doğru ve birden küçük y değerleri için oklar yukarı doğru, öyle değil mi? O zaman y yönünde yakınsama veya negatif diverjans var. Parçacıklar içeri giriyor. Ama x yönünde parçacıklar dışarı itiliyor. Buna göre diverjansın burada sıfır olması, aşağıdan ve yukarıdan parçacıklar girerken, aynı sayıda parçacıkların sağdan ve soldan çıkması. Sanki parçacıklar dışarı sapıyor. İki boyut arasındaki hareketin sonunda y eşittir 3 eksi x doğrusu üzerine net bir yoğunluk artışı veya azalışı yoktur. Evet, zamanım tükenmeden önce size işin esasını tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Diverjansın pozitif olması, artış hızının pozitif olması ve parçacıkların dışarı akması demek. Diverjans şu kısımda pozitif demiştik, değil mi? Kısmi türevlerimiz pozitif ise, x ve y arttıkça vektör uzunluğu artar. X ve y büyüdükçe vektör uzunluğu artıyorsa, sağdaki vektörler, soldaki vektörlerden daha uzun olacaktır. Uzunluk artıyor. Dolayısıyla bir sınır çizersem, sağdan çıkanların sayısı, soldan girenlerden fazla olur. Buna göre pozitif diverjans vardır veya yoğunluk azalmaktadır.